İlk önce kavramları tanımlayarak başlayalım istedim. Tabiatta belirli bir kötülük fenomeninin olmasından ve Tanrı'nın yokluğuna dair bir argüman getiriliyor biliyorsunuz. İlk önce tabiattaki kötülüğü doğal ve ahlaki olarak ikiye ayırmakla başlayabilir miyiz? Yani ikiye ayırabilir miyiz? Böyle bir ayrım yapabilir miyiz? Şimdi evet felsefeciler genelde öyle bir ayrım yapıyorlar. Doğal kötülükler ve ahlaki kötülükler. Farkını kısaca açıklarsak ahlaki kötülükler biz insan gibi özgür iradeli varlıkların yaptığı kötülükler. Yani ben kalkıp bir insanı öldürürsem, işte onun parasını çalarsam, ona hakaret edersem benim özgür irademden kaynaklı olduğu için bu ahlaki kötülüğe bir örnek olacaktır. Diğer taraftan doğal kötülükler insanların özgür iradesinden kaynaklı olmayan doğadan gelen kötülükler. İşte bir deprem olup insanların ölmesi hiçbir insanın özgür iradesinden kaynaklı değil. Ya da kişinin hastalanıp ölmesi, kanser olması ya da işte bunun dışında tabii doğal kötülüklerin bir kısmı insandan bağımsız da olabilir. Hayvanların çektiği acılar, bir hayvanın işte atıyorum ayağının kırılıp acı çekmesi vesaire bunlar İnsandan kaynaklı değilse, insan özgür iradesinden kaynaklı değilse bunlar doğal kötülük grubuna giriyor. Yani genelde bu ayrım kabul gören bir ayrım değil mi? Bu tabii evet, kabul gören bir ayrım. Felsefecilerin hemen hemen hepsi, tabii insan özgür iradesini reddederseniz bu ayrım ortadan kalkar. İnsanların yaptığı kötülükler de tabii doğal Hepsi kötülükler doğal içerisinde kötülük girer olur, ama evet. Özgür iradeyi reddetmeyen, yani insanların özgür iradesi olduğunu kabul eden hemen hemen bütün felsefeciler bu ayrımı kabul ediyorlar.